Günümüzde bulunan 195 ülkenin neredeyse hiçbirinin bayrağında mor renk yoktur. Peki neden? Cevabı çok basit. Çünkü çok pahalı. Ülkelerin bayraklarında mor rengi kullanmamasının sebebi mor renginin altından bile daha değerli olması. Mor, krallığı ve serveti temsil eder. Kraliçe Elizabeth zamanında kraliyet ailesine yakın olan kişiler ve kendi dışındaki herkese mor giymeyi yasaklamıştı. Morun bu kadar değerli olmasının sebebi nadirliğinden ve üretim ücretidir. Mor ilk olarak Fenikeliler zamanında bir ticaret şehri olan Sur'dan geliyor. Bugün ise Sur, Lübnan'ın bir şehridir. Eski zamanlarda kumaş tüccarları mor boyayı elde etmek için deniz salyangozu denilen böcekleri kullanıyordu. Bu böcekler sadece Lübnan'ın Sur bölgesinde bulunuyor. Sadece 1 gram mor boya yapmak için 10 binden fazla salyangoz gerekiyor. Bu yüzden o dönemde sadece kraliyet ailesinden biri bunun ücretini karşılayabileceği için mor renk kıyafetleri sadece Roma İmparatorluğu, Mısır ve Farslılar giyebiliyordu. Bazı zamanlarda mor boya kraliyet ailesi için bile çok pahalı gelirdi. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Aurelian karısına mor rengi bir şal bile alamamıştı. Çünkü bu tam olarak 1,5 kilo altın yapıyordu. 1 kilo mor boya 1,5 kilo altına denk gelir. Bu günümüzde tam olarak 243 bin Türk lirası yapmakta. Fiyatı çok fazla olduğundan kimse, en zengin ülke bile bayraklarında mor rengi kullanamıyordu. Mor renginin yaygınlaşması günümüzden 150 yıl önce başlamıştır. 1856 yılında 18 yaşındaki İngiliz kimyager William Henry Perkin, antimalarya ilacını yapmak için kinini sentezlerken yanlışlıkla sentetik mor rengini buldu. Sonra bu bileşimi kumaş boyası olarak kullanabileceğini anladı. Daha sonra boyanın patentini aldı ve üretime başladı. Sonrasında inanılmaz bir zenginliğe kavuştu. Mor boya hızlı üretime geçti. Sonra neredeyse herkes mor kıyafetleri karşılayabilecek bir hale geldi. Zengin insanlar gerçek mor boyaya onca para vermeyi bıraktı ve insanları giydiği kıyafetlerin rengine göre statülendirmeyi de bıraktılar. O zaman günümüzde bulunan çoğu ülke çoktan kurulduğu için ülkeler bayraklarının renklerini korumaya devam ettiler. 1900 yıllarında birkaç tane ülke bayraklarını yeniden tasarladılar ve çok azı bayraklarında mor rengi kullanmayı tercih etti.